Şamzı aldık geldik. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir kargo açımına daha hoş geldiniz Ayakkabı Dayısı kanalında. Her zamanki gibi güzel ayakkabılar açmaya devam ediyoruz. Evet, bugün sizlerin de görmüş olduğu gibi Puma'dan bir ayakkabım var. Aslında bunu Puma'dan almadım. Bunu Trendyol'dan aldım. Hatta sizlere de Instagram'dan duyurmuştum. Şu bıçağı yiyeyim. Evet. Trendyol'dan almıştım. Hatta sizlere link attım. Bakın, kaçırmayın, böyle fırsat, şöyle fırsat dedim. Bu bize yaklaşık 420'lere mi ne geldi? Öyle bir şey. Bak, sepette indirim oldu. Tekrar işte bizim cüzdanda bir nevi indirimimiz varmış. Onu kullandım falan filan. 400 liraya aldığım harika bir ayakkabı olacak bence. Bunun normal fiyatları 800 civarında. Öyle hatırlıyorum çünkü almayı düşünüyordum, sizlere incelemeyi düşünüyordum. Bir anda işte Trendyol'da mega indirim günleri falan oldu. Alan varsa yaşadı, almayan varsa geçmiş olsun. Yine tabii ki alabilirsiniz. Aşağıya ben basketbol ayakkabıları listemi bırakıyorum Trendyol'dan aldığım. Oradan girip alabilirsiniz. İşte ekstra puanlar veriyor, bilmem ne yapıyor. Seviyoruz yani Trendyol'dan almayı. Ayda bir iki tane de böyle almaya çalışıyorum. Ama zaten direkt Puma satıcısı olduğu için görüyorsunuz böyle Puma'dan bir kutu kapınıza gelmiş oluyor. Hemen fazla bekletmeden sizleri açmak istiyorum. Şöyle güzel bir kargolama geliyor. Yani kutuyu sevenler, ayakkabı kutusunu sevenler bu tarz kargolamaları hoşuna gider diye düşünüyorum. Zarar görmüyor yani. Evet, kolayca da açmış olduk. Bu kanalda açtığımız 3. Puma basketbol ayakkabısı olacak. Hatırlarsanız Ares Dreamer incelemiştik, J.Crew'un ayakkabısı. Sonra Puma Disc Rebirth vardı, böyle şeyi ayarlanabilen. Onun incelemesi belki şu an izlediğiniz zaman kanalda olmuş olabilir. O ayakkabılara bakmak için de kanalın videolar bölümünden aratabilirsiniz. Bu da 3. ayakkabımız olacak. Şöyle hemen ismini göstereyim. Puma Court Rider isminde. 11 alıyorum genelde Puma'da. Yani Nike'a benzer kalıpları oluyor. Genel itibariyle daha rahat giymeyi sevdiğim için, kalın basketbol çoraplarıyla giyebileceğim için bunu almayı seviyorum. Yalnız ben bu Puma'ların dış şeylerini sevmiyorum ya. Kutuları çok dandik geliyor. Ama evet. Ares Dreamer'ın kutusu çok güzeldi. Hatırlıyorsan bulutlar vardı. J. Cole böyle smaç basar gibi tarafında evet. Duruyor. Onun çok güzeldi. Bu diğer aldığım modellerin genelde kutuları bu şekilde normal, hani bir spor ayakkabısıymış gibi geliyor. Ki ucuz bir basketbol ayakkabısı aslında bu da. Ama güzel bir basketbol ayakkabısı olacağını düşünüyorum. Özellikle dışarıda, dış sahalarda takılıyorsanız, oynuyorsanız bu bence sizin ayakkabınız olacak. İlk izlenimlerim en azından internetten o şekildeydi. Şimdi ise hadi bakalım açalım. Görsel olarak nasıl, onu tek konuşalım istiyorum ve bang! Beyaz mı beyaz? Dev bir basketbol ayakkabısı çıktı. Çok hafifmiş. Şu anda ilk elime alır almaz onu hissettim. Ve diğer çiftini de şöyle koyayım. Daha renkli tercihler vardı. Çok arada kaldım. Onu mu alsam, bunu mu alsam, onu mu alsam, bunu mu alsam. En son arkadaşlar bu modeli aldım. Biraz ucuz hissettiriyormuş ya elime alınca, böyle bir falan oldum gibi. Biraz hafif, biraz da daha ucuz materyallerden üretilmiş gibi. Biraz ben şeye benzettim. Ne? Kyrie'nin bütçeli ayakkabılarına. İlk çıkanlarına. Bilemedim. Genelde Puma'larda arkadaşlar, diğer ikisi de öyleydi, dev gibi geliyor değil mi? Şu anki büyüklüğünü çok büyük geldi bana mesela. Ama nasıl oluyor biliyor musun? Tabanları daha böyle çıkık oluyor. Yani ayağın bastığı yüzeyin hep dışına taşmış oluyor. Bu sayede daha dengeli bir basketbol ortaya koymuş oluyorsun. Mantık bu. Şimdi NBA'de gitgide de Puma'lı imzalı atlet sayısı da artmaya başladı. Şimdi Melo'nun, biliyorsunuz LeVar Ball'un oğlu, Melo'nun da geliyor basketbol ayakkabısı Melo 1 diye. Hatta tanıtmıştı kendini. Belki onu da ilerleyen zamanlarda inceleriz. Ama artık Puma'ya da yer vermeye çalışıyorum böyle basketbol ayakkabıları yaptıkça. Bunu ben de sizler için incelemeye çalışacağım. Şimdi tek tek hani her unsuruna bakalım. Ne hissediyoruz, nasıl gözüküyor? Tabanı inanılmaz kaliteli gözüküyor ve sadece Puma yazılarıyla bezenmiş. Tabanı ben arkadaşlar çok iyi. Yani bu ayakkabının olayı galiba taban olacak. Elimi bile şu an tutuyor biliyor musun? O kadar bir yapışıyor yani. Ve taş gibi. Taş gibi, dediğim gibi dışarı kullanıma aşırı uygun bence. Hafif de zigzaklı. Özellikle şu kısımlar biraz dalgalı dalgalı yapılmış. Bu sayede belki bazı noktalarda taban tutuşunu arttırmak hedeflenmiş olabilir. Ama çok hoşuma gitti. Çok kral bir alt tabanı var. Hemen üstünü şöyle göstereyim. Yastıklamasının ne olduğundan pek emin değilim. Ya da ayakkabıya esneklik katmak için de olabilir. Genelde onu ortadan bölerler. Yani esneklikse yani ortadan şu an kıvrılmıyor mesela. Yana hamlelerde belki. Veya şöyle yarıdan kayrilerde bölüm vardı. O da yine sağa sola yaptığın zaman. Bu ona yönelik bir olay değil. Yastıklamasına şöyle elimle bakıyorum arkadaşlar. Bayağı yumuşak yumuşak geliyor.
ne olduğu hakkında, teknolojisi hakkında bilgim yok. Genelde Puma'nın zaten öyle çok ön plana çıkan bir teknolojisi olmuyor. Ama yumuşak, rahat bir köpüğe benziyor. Dıştaki belki bu ayakkabıda dikkat çekici şey yerde burası sadece. Arkaya da hemen Puma logosu dikkatimi çekti. Fazla branding yok. Gerçi sağda solda ufak tefek küçük küçük logolar var. Üst kısma bakalım. Üst kısmı ilginç bir kısımlardan bir tanesi. Dikişli bir nefes alabilen bence bir bölüm. Bence en kötü kısmı burası. Ama yakından bakınca daha kaliteli geldi biliyor musun? Şuralarsa biraz daha yapay deri gibi duruyor. Kaliteli duruyormuş, güzel duruyormuş. Dikişle de şöyle bir günlük ayakkabı şeyi verilmiş değil mi? Günlük ayakkabılarda bu tarz bir kullanım oluyor. Bağcıkları çok ilginç geldi arkadaşlar. Çok genişlerden alıyor. Böylelikle belki sizleri çok iyi sıkabilir. Burada adeta bir askı yapısı varmış gibi de düşünebilirsiniz şu an. Bana öyle geldi iyi sıkarsanız. Daha sonra darlaşıyor. Gayet güzele benziyor açıkçası. Arkaya doğru gidince de farklı bir kumaş kaynatılmış, üst üste konulmuş. Arkası ise mesela yine yapay deri. Ne? Neresi? İstiyorsan bağcını buradan geçirebilirsin. Hmm. Daha genişten bağlamak için. Yani iyi kitlenme sunacağını düşünüyorum bu ayakkabının. Beğendim ya, ilk izlenimin dışında. Yani ilk kutuyu açtığım zaman daha dandik gelmişti. Materyalleri böyle tertemiz, gayet keyifli, güzel duruyor. Şuraları mesela dikkat edersen çok farklı bir silikonlumsu bir yapı var. Ama kaliteli güzel duruyor. Yana yapacağınız hamlelerde sizlere hem burası hem şu sert çıkıntı. Sert plastik bence ya, silikon değil. Ama daha yumuşak bir dokusu var diğerlerine nazaran. Şurada birkaç katman böyle iç içe dikilmiş. Gayet güzel gözüküyor. Ayakkabının içine şöyle bir bakayım. Petlemesi çok fazla yok. Artık çok fazla şuralara petleme koymuyorlar. Şu kısımlara. Ya fena değil. Fena değil. Hafif dediğim gibi. Güzel ya. Ne diyorsun? Ben beğendim. Yani tek tek unsurlarına bakınca hoşuma yani gitti. Yani fiyata göre alınabilir bence de. Ne kadardı fiyat arkadaşlar indirimden fiyatı? 594 miydi? 550 falandı ya. 594 Mega indirimde ekstra indirim vardı. Hmm. Normalde şu anda mesela hani video izlerken baksanız 600 lira falan bulursunuz, dediğim gibi link bırakacağım. Her renginde de bir sürü numara vardı. Umarım bitmemiştir. Yani birkaç hafta geçmiş olacak tabii ki ben bunu paylaştığım Puma'nın zaman. Puma'nın kendi satıcı kendisi. Satıcı kendisi. Hmm. Evet. Under Armour da mesela öyle yapıyor. Kendi oluyor satıcısı. Direkt güvenebilirsiniz o şekilde. Hani bilmediğiniz satıcılardan almak yerine. Evet, hoşuma gitti. Şöyle içini göstereyim. Puma basketbol yazıyor. Çok keyifli ya. Çok güzel. Çok hafif. Tam bir guard ayakkabısı olacak. Yastıklama nasıl? Bir tek endişem o. Ama şu an için gayet güzel duruyor. Tabanına bayıldım dediğim gibi. Mükemmel bir taban. Ve şık da güzel bir ayakkabı ya. Günlük de birçoğunuz okula giderken kullanabilir. Dediğim gibi birkaç rengi daha vardı. Linke tıklayın ve bakın. Hadi şimdi şunu deneyelim. Evet. Hemen şöyle giyelim bakalım ayağımıza. Oo, daha büyük bir kalın çorapla giyebilirmişim arkadaşlar. 45 numara biraz büyük geldi. Dediğim gibi şuralardan bakın böyle sıkılabiliyor. Güzel. Vay, çok iyi. Oo, bu kitlenme iyi. Benim biraz büyük geldi. Bu çorabım genelde lifestyle olarak düşünün. Basket çorabında daha kalın çoraplar oluyor. Yani 45-44,5 alsam da olurmuş gibi hissettim şu anda. Siz de ona göre bana kıyaslı bir tercih yapabilirsiniz. Ama 45 de olur. Daha kalın çorapla. Nasıl giymek istediğinize göre değişir ya. Kimisi böyle daha çok dar istiyor basket oynarken. Hissetmek istiyor kimisi. Şu olay çok iyiymiş arkadaşlar ya. Şu şey harika. Yani önden ayağınızın ön kısmından tutabiliyor olmanız. Bir de yetinmezseniz şunu da şuradan geçirebilirsiniz bağcıklarınızı. Size bu şekilde bir kontrol sunuyor olması da, esneklik sunuyor olması da benim hoşuma gitti. Biraz eski tarz ayakkabılara evet, Puma yani hem ucuz yapıyor biraz ve eski tarzlara benzetiyor. Şuralardaki şeyler de güzel, logolar da hoş. Ve şu köşede küçük bir yazı da var, branding de var. Evet, bakalım nasıl. Oo, arkadaşlar. Beğendim ya, yastıklaması da güzel. Cidden yastıklaması da hoş. Yastıklaması da hoş. Daha kalın çorap da giymem lazım. Yalnız taban inanılmaz bir şey olacak ya. Size o kadar söyleyeyim. İnanılmaz ötesi olacak. Yastıklama falan da çok iyi. Evet. Ayaktaki rahatlığını beğendim. Dediğim gibi bir tık büyük geldi. 44,5 alabilirmişim. Yani Adidas basketbol ayakkabıları gibi düşünebilirsiniz. Hani siz kendiniz almak isterseniz numara noktasında bu videoyu izler izlemez. Ama onun dışında yastıklama iyi. Taban tuşu iyi. Kitlenmesi iyi gibi. Gayet güzel bir sağlam bir basketbol ayakkabısı olacak gibi. Detaylı incelemesini bekliyorsunuz. Çok yakında kanalda olacak. 2-3 hafta bana zaman verin. Ben bu ayakkabıyı deneyeyim. Ondan sonra size detaylı düşüncelerimi aktaracağım. Evet, bu kadardı. Umarım hoşunuza giden bir kutu açımı daha olmuştur. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize dikkat ediyorsunuz.
çok iyi ya. Ayakkabı dersi bugünlük.